Sevgili dostlar, herkese merhabalar diliyorum. Bugün hava biraz puslu görünüyor ama yine yağmur yağmadı. Hayırlısını isteyelim inşallah. Güzel bir yağmur yağsın. Bu bahçede yaklaşık 7,5 dönümlük bir bahçede sevgili dostlar. Sadece şu ocakta budama yapmıştım, deneme amaçlı. Bakalım ocaktaki gelişim nasıl? Geçen gece burada bir canlı yayın yapmıştık ama akşam saatleri olduğu için görüntü net değildi. Şimdi size buradaki durumu, yani 2 yıldaki olan gelişmeyi anlatmak istiyorum. Dal sayımızı biraz normale indirdik. Yine de fazla. Fakat etrafını biraz açtık. Şuradan bir ocak kaldırmıştık. Yine de bu tarafı tam sınır hattında olduğu için oradaki ocakları kaldıramadık. Yani yine de kısmen güneş gören bir alan oluştu. Diğer ocaklara nazaran bakarsanız göreceksiniz. Yani diğer ocakların sıklığı daha fazla. Evet, örnek veriyorum şu ocaktaki dal sayısına bakarsanız. Şimdi öncelikle şöyle uzaktan baktığımız zaman sevgili dostlar, yavaşça çevireyim. Bir kere insanın biraz içi açılıyor. Böyle karanlık bir ortam yok. Şu gördüğünüz dalı da diğer tarafa yatırmıştım. Geri gelmiş. Öyle bir problemimiz olmuş. Burada 3 sene önce bir dolu afeti geçirdik. O yüzden dalların hepsini almadım. Peyderpey verimden düştük de alacağım. Çünkü dal kanserleri mevcut. Bakalım, hatta çoğunda var sevgili dostlar. Alabildiğimiz verim kadar almaya çalışacağım. Bakın, şurada bir dal var. Dalımızın burasında dal kanseri oluşmuş. Şurada bir bölüm var. İki tane dalımız sıkıntı. Başka var mı? İnşallah buradan bir iki sene daha şey bırakıp, fidan bırakıp 3-4 sene sonra bu dalları peyderpey alıp yerine başka dal koymayı düşünüyorum. Burada var mı hastalıklı bir bölüm? Şu an kısmen belli bölgelerinde var ama yine de idare eder. Bakın sevgili dostlar, 2 yıl önce burada ilk fındık işine başladığım zamanlar işte babama dedim, sen gelmeden bana orağı ver de ben şurada bir iki düzenleme yapayım. Bir ocağı yapayım, sen onay verirsen yaparız. Neyse, o gelmeden ben hemen orağı aldım. Buradaki dal sayılarını azalttım. İşte dediğim gibi şu ocağın yarısını aldım. Yine göstereyim sevgili dostlar. Şuradan bir ocak aldım. Çünkü burada işçilerle başlarında genelde ben duruyorum. Bu kısımda çocuklar zorlanıyor, daldan topluyoruz zaten. Daldan toplarken zorlanıyorlar. Ben hemen dedim buradaki sıkışıklığı babam gelmeden halledeyim. Velhasılı kelam, çok da kafanızı yormak istemiyorum. Burası çakıldak bir bölge. Bu ocakta daha önce çalışmaları da paylaşmıştım. Bakın sevgili dostlar, şuradan iki sürgün çıktı. Bunlardan geçen yılda fındık almıştık ama bunlar bir önceki doludan olan sıkıntı şeyler, sürgünler. Ve biri sağlı, biri sollu. Bunların tepe vurumlarını yapmıştım. Bakın şu an şurada bir dörtlü fındık var. Bakalım sevgili dostlar. Bakın şurada bir tekleme, şurada yine beşli bir fındık. Şurada yine beşli bir fındık. Şurada yine ikili bir fındık. Üçlü fındık, şuradaki altılı fındık, altılı potak, şu da tahminen altılı, dörtlü, arkada var bir tane. Yani bakın şu sürgündeki fındığı kırmadan şuna bakalım. Bunda sevgili dostlar, üç, ikili, üçlü, ikili, ikili, üst kısmında bir tane var. Şu sürgünler yeni, Mart'tan sonra çıkmış. Yine devam edelim sevgili dostlar. Dalımızı şöyle kırmadan eğebilirsek. Bakın sevgili dostlar, ben burada budama yaptığım için aralarda böyle karışık, kuruşuk, birbirine giden pek dal yok. Bakın şu sürgünlerdeki. Şimdi meyvelerin boyutu küçük olduğu için şey görünüyor. Yine de fena değil. Bakın her sürgünde, yani tekleme çok az. Şu üstlerde de var. Bu dal özelinde devam ediyoruz.
Bakın bu dalı yaparken şu ocağı da kaldırdığım için şu dala da bir yaşam alanı oluştu. Bunda hiç budama yapmadım. Ama bakarsanız bunda da güzel fındık sürgünleri vermiş. Yine devam edelim, biz bu ocağa dönelim. Bakın şurada bir sürgün çıkmış. Ben şuradan sürgüne vurmuşum. Bu da Mart'tan sonra yine çıkan bir sürgün. Seneye bu kısmı fındık verecek inşallah. Yine devam edelim. Bakın sevgili dostlar, dallar ve dal üstündeki, eğemiyorum çünkü diğer ocağa geliyor. Dal üstündeki sürgünlere bakın. Yine devam edelim. Bakın dostlar. Aynı şekilde burada sürgünler var ve sürgünlerin üstü meyve dolu. Yine dönelim. Bakın şu cılız bir dal. Cılız bir dal olmasına rağmen bakın dal üstünde yıllık sürgünler, hem bir sonraki yılın yıllık sürgünü çıkmaya devam ediyor ve fındık verecek. Bir de mevcutlar var. Aynı şekilde hafif yaşam alanı olunca sevgili dostlar, bakın şunlar yine Mart'tan sonra çıkan şu an mevcut sürgünler. Bakın aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha şöyle çekersek. Bakın dostlar. Yani bu buraya göre fındık fena değil. Bu bölgeye göre. Bakın şurada çok güzel bir sürgün çıkmış. Şuna bakar mısınız? Bakın her tarafı dolu. Ve buradaki bundan çıkan sürgünler sevgili dostlar potaklı oluyor. Yani bakın fındık sayısı olarak az, bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama en düşüğü üçlü. 9, 3'ün 27. Dörtlü 5'i de var. 40 tane fındık olduğunu düşünün. Bunun hepsinin kaldığını düşünürseniz şu bölge yaklaşık 50 gram fındık ediyor. Sadece şu kısmı. Devam edelim. Bakın. Yaşam alanı olunca dal üstü yan sürgünler. Aynı şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Ya yeter ki biz dallarımıza yaşam alanı verelim. Ya o yüzden dal sayısı şu olsun bu olsun demiyorum. Her dalın mutlaka kendine genişleştirebileceği, taşlandırabileceği alanı olsun. Bunun için ne yapacağız? Bahçemiz sıksa sıklığı gidereceğiz. Dal sayısını azaltacağız. Ocak kaldıracağız. Bakın bu genç bir dal. Şu dala bakalım. Sevgili dostlar, bunu bu tarafa yatırmıştım ama dimdik gitmiş. Bunu biraz daha yatıracağım. Ama bu da meyve dolu. Yani yine de hemen hemen 2 metreden taçlanmış. Bakın şu bölge dal dala değiyor. Ya fındık olsa bile sıkıntı yaşanıyor yani. Çekerken, şey yaparken. Çekmek istemiyorum. Durum bu. Bakın. Şurada bir yıllık sürgün. Şuradan bir kırma olmuş bu. Niye olmuş onu çözemedim. Evet, bu bahçede tek budama yaptım. Ama şu çok güzel. Bakın hepsi yan dal olarak çıkmış dal üstünde. Evet dostlar, bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.